Evet merhaba arkadaşlar. Konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu videomuzda hem dünyada hem de Türkiye'deki toprak türlerine bakacağız. Teker teker ele alacağız. Toprağın tanımıyla dersimize başlıyoruz. Toprak nedir? Toprak ana kayanın üzerindeki örtüdür. Ana kayanın üzerindeki örtüye toprak diyoruz. Toprak bildiğimiz gibi cansızdır ama içerisinde milyarlarca canlı varlık bulundurulmasından kaynaklı tarım için, bitki için çok çok önemlidir. O yüzden yediğimiz içtiğimiz aslında her şey topraktandır. Bu nedenle toprak ana olarak adlandırılır. Toprak ana olarak adlandırılır. Bu kadar hayatımızda önemli olan toprak nasıl oluşmuştur? Toprak oluşumunda etkili olan faktörler nelerdir? Bunlara teker teker bakacağız arkadaşlar. En önemli faktör iklim. Zaten ne diyoruz? Hayatta her şeyin başı sağlık, coğrafyada iklim. İkinci faktör yer şekli, bitki örtüsü, zaman ve anakaya faktörleri. Şimdi bunları teker teker inceleyeceğiz. İklim arkadaşlar sıcaklık ve yağış olarak ele alacağız. Sıcaklık, yağış ana unsurları. İklimde kimyasal ve fiziksel çözülme etkili ya da mekanik ayrışma dikkat ediyoruz. Buralardan çok soru geliyor. Ne tip sorular geliyor birazdan bahsedeceğim. Kimyasal çözülme şudur arkadaşlar. Notal. Notal önemli. Ne görüyoruz fotoğrafta? Su görüyoruz. Yani kimyasal çözüme dince aklımıza su gelecek. Yani yağış gelecek. Şimdi biraz daha detaya giriyorum. Sıcaklık farkının az, yağışın fazla olduğu, sıcaklık farkının az, yağışın fazla olduğu yerlerde taşlar kimyasal yolla çözülür, ufalanır, toprağa dönüşür. Yani toprak taşların ufalanmasıyla oluşuyor biliyoruz. Bir daha tekrarlıyorum. Sıcaklık farkı Az, yağış fazlaysa orada kimyasal çözülme görülüyor. Yani ana su ile parçalanıp ufalanıp toprağa dönüşüyor. Kimyasal çözülmede toprak oluşumu hızlıdır, toprak oluştuktan sonra da verimlidir. Toprak oluşumu hızlı, toprak oluştuktan sonra da verimlidir. İşte geldik ÖSS'nin sevdiği kısım. Kimyasal çözülme dünyada en fazla nerelerdedir? Harit üzerinde sorar işaretli hangisinde kimyasal çözüme görülür? Toprak oluşumu daha hızlıdır gibi soru sorabilir. Kimyasal çözüm arkadaşlar. Ekvatoral bölge. Burası neresi? Amazon. Yine Muson bölgesi. Hindistan ve çevresi. Akdeniz bölgesi. Yani Akdeniz'e kıyısı olan kısımlar. Ve Avrupa'nın batısı. Aynı enlemlerde Kanada'nın batısı. Buralarda okyanusal iklim bölgeleri. Yani bu bölgeler dünyada kimyasal çözülmenin en fazla görüldüğü yerlerdir değerli arkadaşlar. Notlarımız arasına alıyoruz. Geldik fiziksel ayrışmaya ya da diğer ismi mekanik. Arkadaşlar ilk önce resme bakalım. Taşlı, çakıllı öyle bir toprak. Adı toprak yani. Çok da verimli olmadığını görüyoruz. Fiziksel ayrışmada şudur arkadaşlar. Sıcaklık farkının fazla, yağışın yani nemin az olduğu bölgelerde görülür. Mesela şöyle oluyor. Taşlar gündüz çok sıcak, o yüzden taş gündüz sıcaklıktan dolayı genleşiyor. Geceleyin de bir o kadar soğuk. Gündüz genleşen taşlar geceleyin soğuktan dolayı çatlayıp ufalanıp şekildeki gibi hallere bürünebiliyor. Bu tür oluşuma fiziksel çözülme, ayrışma diyoruz. Dünyada fiziksel çözülme en fazla çöllerde arkadaşlar. Mesela çöl yüzeyine baktığımızda kumlarla kaplı olduğunu görüyoruz. Göreceğiz ilerleyen slaytlarımızda. Bu da Fiziksel ayrışmanın ne kadar çok fazla olduğunu çöllerde kanıtı. Bu yüzden fiziksel ayrışmada toprak oluşumu çok çok zor. Toprak oluştuktan sonra da verimsiz arkadaşlar. Toprak oluşumu zor. Toprak oluştuktan sonra da verimsiz. Dünya'da çöllere bakacağız arkadaşlar. 2017, o zamanki ismi YGS T, YGS LYS sınavıydı arkadaşlar. Soru sordu çölleri iki sınavda da iki oturumda da sormuştu. Biz çölleri bileceğiz. Çölleri görüyoruz. Sahra çölü, Arabistan çölleri, Orta Asya çölleri, Avustralya'da Victoria çölü, işte Nabip diye, Nabip ya ülkesinde Nabip çölü, Atakama çölü ve yine Büyük Tuz Gölü çölleri gibi dünyadaki çölleri görüyoruz. Lütfen bu çöllerin yerini iyi bilmeniz gerekiyor. Harita üzerinde işaretlere soruyor. Birçok denemeye girdiniz. O denemelerde de gördünüz değerli arkadaşlar. Toprak oluşumundaki bir diğer faktör yükselti ve eğim. Arkadaşlar çizdim daha iyi anlayın diye dikkat edin. Şurası kara parçası, şu toprak. Eğimin az olduğu yerde toprağın kalınlığı fazlayken eğim arttıkça toprağın kalınlığının azaldığını ve şu noktadan sonra artık toprağın olmadığını, ana kayanın çıplak olduğunu görüyoruz. Yani yükseldikçe eğim arttıkça toprak oluşumu değişiyor. Yükselti faktörü aynı zamanda iklim üzerinde de etkili yükseldikçe sıcaklık azaldığı için dolayısıyla toprak oluşumu da değişecektir. Yani B noktasındaki toprağın verimi ile kalınlığıyla A bölgesindeki toprağın verimi kalınlığının aynı olma şansı yok. Yükselti ve eğim faktörünün etkisi diyebiliriz. Toprak oluşumu üzerindeki bir diğer faktör bitki örtüsüdür arkadaşlar. Bakın güzel bir resim buldum sizler için oklarla da gösterdim. Şurada bir ağaç var. Ağaç kökleriyle ana kayayı çatlatmış bakın arkadaşlar. Yani kayanın çatlamasına, ufalanmasına, toprağa dönüşmesine bitki örtüsü bir iklim kadar olmasa da etkili. O yüzden bitki örtüsü toprak oluşumu üzerinde etkilidir. Evet çok fazla etkisi olmaz ama etkilidir. Önemli olan bizim için bu. Toprak oluşumundaki en önemli etken arkadaşlar zaman faktörü. Bir avuç dolusu toprağın oluşabilmesi için ortalama 2000 yıl gerekli. Yanlış duymadınız bir avuç toprağın oluşabilmesi için ortalama 2000 yıl gerekli. Ya da bir örnek daha vereyim. Bir santim toprağın yani şu mausun kapladığı yer kadar bir toprağın oluşabilmesi için ortalama 400 yıl geçmesi gerekiyor. O yüzden toprak oluşumu öyle kolay bir süreç değil. Yani kaybettiğimiz bir toprağı artık geri kazanma şansımız yok. Bu yüzden toprakla mücadele önemli. Erozyonla mücadele önemli. O yüzden ağaç dikmek gerekiyor. Topraklarımızı Bitkisiz bırakırsak çıplak bırakmış oluruz. Rüzgar gibi, akarsu gibi, yağmur gibi, sel suları gibi ee, unsurlar topraklarımızı denizlere, okyanuslara taşır. Ve bugün her yıl Kıbrıs Türk kesmi kadar toprağımız erozyonla yok oluyor. Yani bir yüzyıl sonraki sıkıntımız gerçekten daha da büyük olacak. Toprak oluşumundaki bir diğer ve son faktör arkadaşlar ana kayanın etkisi. Şimdi taşan rengine bakıyoruz. Kızılımsı bir rengi var. Dolayısıyla bu kayanın parçalanmasıyla oluşan toprak da kızılımsı olacak. Yani ana kaya hangi özellikte ise o ana kayanın parçalanmasıyla oluşmuş toprak da o özelliktedir. Mesela şimdi bu konu içerisinde göreceğiz. Terra rossa toprak diyeceğiz. Kırmızıdır. Çünkü içinde demir var. Demir paslanınca resimde gördüğümüz gibi Kızılımsı, kırmızımsı bir renk alıyor. O da toprağa geçiyor. Kırmızı olmasını sağlıyor. O yüzden ana kaya hangi özellikteyse toprakta o özelliktedir diyeceğiz değerli arkadaşlar. Geldik humus. Humus toprak oluşumunda etkili değildir. Aman dikkat. Humus topraktaki bitki kalıntılarıdır değerli arkadaşlar. Mesela bir ağaç düşünün. Ağacın yaprağı, dalı, gövdesi toprağa düşüyor, toprakta çürüyor ve humusa dönüşüyor. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu siyah kısım. Humus toprağa verimlilik katar. Yani bir toprakta humus oranı yüksekse toprak verimlidir. Humus oranı düşükse o toprak verimsizdir diye adlandırıyoruz. Geldik toprak horizonlarına. Horizon demek katman demek. Arkadaşlar toprak A, B, C ve D katmanı olmak üzere 4 horizondan oluşmaktadır. Şimdi bunları teker teker açıklayalım. Öncelikle A katmana bakalım arkadaşlar. Üzerinde bitkilerin bulunduğu, üzerinde yürüdüğümüz, çocukluğumuzun geçtiği katman. A katmanı organik madde bakımından zengindir. Bitkilerin, canlıların büyük bir çoğunluğunun bulunduğu katmandır. A katmanı en dış katman. Dış kuvvetlerle direkt muhatap olan katmandır. B katmana geldiğimizde A'daki unsurlar mesela mouse'u A'daki bir mineral düşünün arkadaşlar. Yağış bu minerali B katmanına indiriyor ve B'de birikiyor. Bu yüzden B katmanına birikme katmanı da denir. Yani B Birikme katmanı B. B, B. Oraya dikkat edin. C katmana geldiğimizde toprak oluşumu daha yeni başlamış. Çatlaklar, ufalanmalar daha yeni başlamış. Ama D katmana geldiğimizde daha ana kaya durumunda toprak oluşumu hiç başlamamış arkadaşlar. Yani A'dan D'ye doğru gittikçe toprak oluşumu ortadan kalkıyor. Bakın burada e, gerçek bir görüntüden bakacağız. Şurası A katmanı, B katmanı alta doğru C, D gidiyor. Bu A katmanının, B katmanının kalınlığı arkadaşlar bulunduğu bölgenin iklimine göre iklimine göre yer şekline göre değişebilir. Yani kesin A katmanı şu kadardır, B katmanı şu santimdedir, metrededir diye yorum yapamayız. İşte geldik asıl noktamız arkadaşlar. Toprak tipleri. Toprağı 3'e ayıracağız arkadaşlar. Zonal topraklar, azonal toprak, topraklar, intrazonal ya da değerli arkadaşlar intrazonal ya da interzonal. Bir daha tekrarlıyorum intrazonal ya da interzonal topraklar fark etmiyor. Şimdi bu toprakları teker teker inceleyeceğiz. Öncelikle azonal topraklarla başlıyoruz. Azonal toprak. Arkadaşlar azonal toprak taşınmış toprak demektir. Bir. İkincisi bak azonal. A'sı olan toprak. Azonal toprakların sadece A katmanı vardır. B, C, D katmanları yoktur. Bir daha tekrarlıyorum. Taşınmış toprak olduklarından Azonal toprakların sadece A katmanı vardır, diğer katmanları yoktur. Taşınmış oldukları için farklı bölgelerden taşınarak geliyor. Mesela akarsu taşıyor, rüzgar taşıyor, buzul taşıyor. Farklı bölgelerden gelerek taşındıkları için mineral bakımından zengindirler, verimli topraklardırlar. 1. 2. Taşınarak geldikleri için nereden geldiklerini bilmediğimizden dolayı azonal topraklara bakarak o bölgenin iklimi hakkında, o bölgenin kayaç yapısı hakkında yorum yapamayız. Bir daha tekrar yorum önemlidir soruyor. Aşağıdaki toprakların hangisine bakarak bölgenin iklimi hakkında yorum yapılabilir, yorum yapılamaz. Azonal topraklara bakarak bölgenin iklimi hakkında, bölgenin ana kaya yapısı hakkında yorum yapılamaz. Lütfen buna dikkat ettik. Geldik çeşitlerine. Notal arkadaşlar önemli. Akarsu taşıyıp biriktiriyorsa alüvyal toprak. Yani alüvyal toprak azonal toprak. Bakın, akarsu getirmiş, biriktirmiş. İşte bu alüvyal toprak. Alüvyal topraklar tabii ki taşımış toprak oldukları için verimli. Aynı zamanda deniz kenarlarında oluştuklarından dolayı iklim doygun. Bu yüzden tarım için çok önemlidir. Şimdi bir harita geldi. Bu harita önemli arkadaşlar. Nota al. Türkiye'deki delta ovalarını görüyoruz. Delta ovaları Akarsu'nun taşıyıp biriktirmesiyle oluşuyordu bunu biliyoruz. Akarsu getirip taşıdığı topraklar alüvyal topraklar. Yani şu an hem Türkiye'de delta ovalarını görüyoruz. Aslında Türkiye'deki alüvyal toprakları görüyoruz. Alüvyal toprakların nerede olduğunu görüyoruz. Alüvyal topraklar Türkiye tarımı için büyük anlam ifade ediyor. Bizim Çukurovamız var ki bir yılda 15 farklı tarım ürün alınıyor hatta 15'ten de fazla. Çukurova. Çünkü Sadece iklim değil, sulama değil, toprak verimli. Çünkü alüvyal toprak. Yine çarşama Bafra ovaları. dikili, bakır çay getiriyor, dikili oluyor. Dikkat et not al. Dikili, menemen, selçuk, balat deltovaları. Bir daha tekrarlıyorum. Dikili, menemen, selçuk, balat deltovaları. Bu nehirler oluşturuyor. Ve göksu nehrinin oluşturduğu silke deltovası. Bunlar arkadaşlar Türkiye'nin deltovalarıdır. Gerçekten Türkiye tarım için büyük anlamlar ifade eder. Lütfen bu haritaya dikkat ediyoruz. Bakın Türkiye'nin en büyük deltovasından bir görüntü. Neresi? Adana Çukurova. Türkiye'nin en büyük deltovası. Bir yılda 15'in üzerinde farklı tarımın ürününün alındığı yer. Geldik. Löz toprak. Yine bir diğer azonal toprak türü. Rüzgar taşıyıp biriktiriyorsa o da löz toprak oluyor. Azonal toprak. Bakın oklarla gösterdiğim şunlar löz topraklar. Genellikle çöl bölgelerinde oldukları için e, üzerinde tarım yapılamaz. Çünkü fiziksel çözüme, mekanik çözüme var. Yani e, azonal toprakların hepsi teker teker verimlidir yorumunu yapamıyoruz tabii ki. Geldik. Moren topraklar. Buzul taşıyıp birikiyorsa bakın arkadaşlar, buzul taşıyıp biriktiriyorsa buna da moren topraklar diyoruz. Özellikle yüksek enlemlerde çok görülür. Yüksek enlem dediği yer neresi? Kutuplara yakın yerler. Yüksek enlemler dediğimiz yerler kutuplara yakın yerler. Ve... Yüksek dağlarda görülür. Buzulun olduğu dağlar olması lazım. Dış kuvvetlerde buzulların olduğu dağları ülkemizde göz söylemiştik. Oradan hatırlayacaksınız. Geldik. Önemli arkadaşlar. Şurada bir dağ var. Dağın eteğinde. Yani dağın eteği ne demek? Dağın yamacının bittiği, düzlüğün başladığı kısım. Bakın şuradaki birikmeleri okla gösterdim zaten. Burası kolüvyal toprak. Normal dağın eteğinde birikme varsa kolüvyal toprak. Aman dikkat. Ama volkanik bir dağın eteğinde birikme varsa şekilde gördüğünüz gibi o regal toprak. Normal bir dağın eteğinde birikme varsa ne dedik? Kolüvyal toprak ama volkanik bir dağın eteğinde birikme varsa regal toprak. Evet arkadaşlar bunlar da azonal topraklarımızdı. Geldik azonal topraklardan sonuncusu arkadaşlar. Litosol topraklar. Taşlı çakıl toprak. Bakın. Taşlı çakıl toprak. Fotoğraftan görüyoruz. Bu tür topraklara da litosol toprak diyoruz azonal toprağın son çeşidi olarak. Geldik zonal topraklara. İkincisi, zonal topraklar değerli arkadaşlar, yerli toprak. Zonal toprakların, önemli lütfen dikkat et not al, zonal toprakların tüm horizonları gelişmiştir. A, B, C, D katmanların hepsi vardır. Aynı zamanda taşın parçalanıp ufalandı, toprağa dönüştü, olduğu yerde duruyor. Yerli toprak, taşınmış toprak değil. Bu yüzden Bölgenin hem iklimi hakkında bilgi verir hem de bölgenin ana kaya yapısı hakkında bilgi verir. Bu nedenle şimdi zonal toprakları işlerken sanki dünya iklimlerini işliyormuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Aynı zamanda dünya iklimlerini de değineceğim bir de tekrar olması açısından sizin açısından da iyi olacak. Hemen birinci zonal toprak laterit toprak arkadaşlar. Laterit toprak gördüğünüz gibi kızılımsı toprak kırmızı değil dikkat kırmızı başka bir toprak. Kızılımsı. Ekvatoral bölgede görülüyor. Amazon Kongo gibi. Haritaya dikkat. Amazon Kongo Endonezya, Malezya, Filipinler tam ekvator çizgisinin üzeri. Hatta derslerde hatırlayın. Ekvator çizgisini nereden çiziyorduk? Endonezya, Malezya adalarının ortasından çizgimi çizdiğimizde ekvator çizgisini çizmiş oluyoruz. ÖSS bana ekvator çizgisini çizmiş bir şekilde vermeyecekti. Aman dikkat. Bir daha tekrarlıyorum. Amazon, Kongo, Endonezya, Malezya, Filipinler gibi bölgelerdeki toprak laterit toprak. Şimdi gelelim. Laterit toprak verimli mi, verimsiz mi? Normalde bu bölge bakın arkadaşlar biliyorsunuz da bitki örtüsü bakımından gür bir bölge. Dünya bitkilerin %50-70'i bu bölgede yaşıyor. Bitki bakımından gür olmasına rağmen laterit toprakta humus oranı düşüktür. Normalde fazla olması lazım bitki var. Sebep ekvatoral bölge aşırı yağışlı. Toprakta yıkanma fazla topraktaki humuzu, yağış, su alıp götürüyor ve toprak verimsiz kalıyor aşırı yıkanmadan dolayı. Geldik ikinci zonal toprak türümüz kahverengi orman toprağı. Bakın arkadaşlar toprağın rengi kahverengi. Kahverengi orman toprağı arkadaşlar dünyada okyanusal iklim bölgesi, Türkiye'de Karadeniz iklimi. Zaten hatırlayın okyanusal iklimle Karadeniz iklimi sadece ismi farklı tüm özellikleri aynıydı. Her mevsim ılık yağışlıydı. Bakın Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler Avrupa'nın batısı dediklerim yer önemli lütfen dikkat et. Aynı enlemlerde Kanada'nın batısı. Avrupa'nın batısı, Kanada'nın batısı. Avustralya'nın doğusu ve Yeni Zelanda. Tam mavusun altında. Bir daha tekrarlayacağım değerli arkadaşlar. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler, Karadeniz iklimi oluyor. Okyanusal iklim olarak da Avrupa'nın batısı, Kanada'nın batısı, Avustralya'nın doğusu ve Yeni Zelanda. Buralarda kahverengi orman topraklarının görüldüğü yerler. Değerli arkadaşlar, bir toprağın rengi koyu, koyu ise humus oranı fazla demektir. Ki baktığımızda kahverengi ton koyu ton. Bu yüzden kahverengi orman toprakları verimli topraklar olarak adlandırılır. Bir de aşırı yıkanma yok. Koyu renklidir. Bu yüzden verimli olarak adlandırıyoruz kahverengi orman toprağı. Şöyle kodlamanızı isterim. Üzerinde fındık tarımı yaptığımız toprak. Kahverengi orman toprağı. Çünkü bizim şimdiki fındık bahçelerimiz bir zamanlar ormandı. Dedelerimiz, büyüklerimiz Ormanı mısır tarlasına sonra da fındık bahçesine çevirdiğini biliyoruz. Geldik. Bir diğer toprak türümüz. Zonallardan. Terra rossa topraklar. Kırmızı toprak arkadaşlar. Bakın. Terra rossa, kırmızı, rossa, ros, kırmızı. Hani kırmızı nerede? Isparta. Kırmızı nerede? Isparta ne alaka? Kırmızı gül. Güller. O yüzden Isparta Akdeniz bölgesi. Hani kodlamanız açısından söylüyorum. Kırmızı çünkü demirden dolayı kırmızı. Paslanıyor. Akdeniz ikliminin toprağı değerli arkadaşlar. Unutmayın. Terra, Rossa dediniz mi Akdeniz iklimi? Az önce söyledim ya hani Rossa gül demek. Gül Isparta ile meşhur. Isparta da meşhur. Isparta Akdeniz bölgesinde. Yani Terra, Rossa toprak denildi mi? Kırmızı toprak Akdeniz iklimi toprağı aklımıza gelecek. Nerede Akdeniz iklimi var? Orada Terra, Rossa toprak var. Dünyada Akdeniz ikliminin gördüğü yerleri görelim. Bakın arkadaşlar az önce dedim ya. Ee, topraklar, zonal topraklar iklimle bağlantılı. Sanki... Makro iklimlere, dünya iklim tipleri anlatıyor gibiyiz. Hem de tekrar olmuş oluyor. Akdeniz iklimi 35 40 enlemlerde görülüyor arkadaşlar, hem kuzey hem de güney yarımkürede. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler, dikkat, aynı enlemlerde Kaliforniya geldim. Burası önemli arkadaşlar. Ümit Burnu şurası, Güney Afrika Cumhuriyeti Devletinin yer aldığı Ümit Burnu. Ümit Burnu Akdeniz iklimi aynı çizgilerde. Avustralya'nın güneybatısı yine Ümit Burun'dan aynı çizgi yani aynı enlemlerde Orta Şili. Şili'nin başkenti Santiago çevresi Terra Rosa toprak olarak adlandırıyoruz. Bu toprakta kireç oranı çok yüksek olduğu için toprağın verimlilik oranı düşürüyor. Çünkü zaten Akdeniz bölgesi kalker kireç oranı en fazla olduğu bölgemizdi. Bunu da biliyoruz. Geldik Podzol toprak. Kül rengine benzeyen topraktır arkadaşlar. Fotoğrafa baktığınızda da göreceksiniz. Soğuk ve nemli iklim bölgelerinde görülür. Notu al. Soğuk ve nemli iklim bölgelerinde görülen topraktır. Soğuk deyince hemen aklımıza ne geliyor? İğne yapraklı ormanlar. Tayga ormanları ya da boreal ormanları dediğimiz Rusya'da geniş yer kaplıyor da hatırlayın. Aşırı yıkanma var çünkü nemli. E, aşırı yıkanma tabii bir ekvatoral bölge kadar değil ama bit de az. Az olan da yağışla yıkanıyor. Humus oranı düşük, açık renkli Zaten ne dedik? Toprağın rengi açıksa verimsiz toprak olarak adlandırdık. Dünyada Rusya arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de nerede desem herkes Doğu Anadolu düşündüğü hemen aklıma gelir. Duyar gibiyim sizi. Çünkü soğuk dedik. Ama hayır. Pozol, Batı Karadeniz. Zonguldak, Bartın çevreleri. Nereden kodlayalım bunu? Bakın dikkat et. Pozol, Zo, Zonguldak. Bu şekilde kodlarsak hatırlamamız kolay olur. Geldik Beşinci zonal toprak türü tundra topraklar. Arkadaşlar tundra iklimini hatırlayın. 12 ayın 10 ayında sıcaklık sıfırın altında. Yani 10 ay toprak donmuş durumda. 2 ay sıcaklık sıfırın üzerine çıkıyor. O da maksimum 10 derece. 10 dereceyi geçmiyor. O 2 aylık zamanda donmuş olan toprak çözülüyor. Ve gördüğünüz gibi bataklık görünümlü toprak oluşuyor. Bakın bataklıklar. Yani tundra toprak dünyanın en verimsiz toprakları arasında yer alıyor. Tundra toprak, Tundra iklim bölgesi. Tundra iklim 70 derece enlemlerindeydi. Hatırlayın. Rusya'nın kuzeyi, Avrupa'nın kuzeyi, Gronland adasının güneyi, Kanada'nın kuzeyi. Bakın Rusya'nın kuzeyinden 70. enlemi çiziyorum. Üzerinde kalan yerler. Bir daha tekrarlıyorum. Rusya'nın kuzeyi, Avrupa'nın kuzeyi, Gronland adasının güneyi ve Kanada'nın kuzeyi. Tundra topraklarının görüldüğü yerler. Türkiye'de tabii ki 70 derece enlem olmadığı için Tundra toprak görülmez. Geldik. Altıncı zonal toprağımız çernezyom toprak. Diğer ismi kara toprak arkadaşlar. Bakın toprağın rengi kapkara. Şunu da görüyorsunuz net bir şekilde. Dolayısıyla arkadaşlar çernezyom topraklar dünyanın en verimli toprakları arasında yer alır. Humus oranı çok 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 fazladır ki bu yüzden koyu renklidir. Sert karasal iklim bölgelerinde görülüyor. Türkiye'de de Erzurum arkadaşlar. Türkiye'de Erzurum. Nasıl kodlayalım? Çernezyum. Er. Erzurum. Çernozium, Erzurum, Erden aklınıza gelsin. Ancak şimdi önemli, Erzurum'da dünyanın en verimli topraklarından olan Çernozium toprak var ama üzerinde tarım yapılamıyor. E, toprak verimli. Neden yapılamıyor? Çünkü Erzurum yükseltisi fazla, karasallık fazla. Bu yüzden iklimi tarıma uygun değil. Demek ki arkadaşlar, toprağın verimli olması tek başına bir anlam ifade etmiyor. Tarım yapabilmek için iklimin de uygun olması gerekiyor. Geldik bir diğer zonal toprağımız yedincisi arkadaşlar çöl toprakları. Zaten adı üzerinde çöl bölgesinde görülür. Resimlerde de görüyoruz. Çöllerde fiziksel çözülme çok fazla olduğu için kumlar var. Verimiz topraklar olarak adlandırıyoruz. Ve dünya haritası üzerinde yine çölleri görüyoruz arkadaşlar. Hatırlayın çöl için ne demiştik? 30 derece enlemini çizeceğiz. 30 derece enlemi. Nereden çiziyorduk? Akdeniz'e Kızıldeniz'in tam ortasından Süveyş kanalından 30'u çiziyorduk. Ve yine ee, Avustralya'nın içinden veya Madagaskar adasının güneyine en mouse'un tam uç noktasına noktamı koyuyor. Buradan çiziyordum. Ve böylece 30 derece enlemlerini çizmiş oluyordum. Sadece Asya çölleri hariçti. Çölleri bileceğiz arkadaşlar. Çölün tek Çölün olmadığı tek kıta Avrupa kıtası olduğunu da biliyoruz. Türkiye'de de çöl yok. Türkiye'de çölleşmiş alan var. Yani insan, beşeri faktör tarafından gerçekleşmiş, doğal değil. Buna da dikkat ettik. Verimsiz toprak dedik çöl toprağı için. Geldik kestane renkli step toprak. Arkadaşlar ee, kestane renkli bakın görüyorsunuz. Kestane renkli step toprak humus bakımından fakir verimsiz toprak. Bu toprak üzerinde tarım yapabilmek için sulama şart. Türkiye'de iç bölgeler, iç Anadolu, Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerimizde yoğun olarak görülür. Tahıl tarımı yaptığımız toprak bu toprak arkadaşlar. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıl tarımı yaptığımız toprak denildi mi aklımıza kestanenekli step toprak gelecek. Zaten sorularda sana kestanenekli toprak der. Kestanenekli step toprak demez. Çünkü step iklim olduk ortaya çıkar. Bu yüzden step iklim, ılıman karasal dediğimiz step iklim bölgesinin olduğu her yerde görülen topraktır. Verimsizdir. Sulama yapılırsa verim e, toprak üzerinden alınabiliyor. Onun dışında sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz geldik son toprak türümüz arkadaşlar. 3 ayırmıştık zaten. Sonuncusu C interzonal ya da intrazonal. Interzonal ya da intrazonal topraklar. Arkadaşlar interzonal topraklar ya da intrazonal toprakların tüm horizonları gelişmemiştir. Şöyle bir garip sıralanışı var. A katmanı var, B'si yok. C katmanı var, D'si yok. Yani bir var, bir yok. Böyle bir horizonlaşması olan toprak üç ayrılsa da hepsi verimsiz olacak. Çünkü Zaten horizonlaşmada bir gariplik, bir anormallik olduğu belli. Halomorfik topraklar, hidromorfik topraklar ve kalsimorfik topraklar olmak üzere 3 ayrılır. Bunlar nelerdir öğreneceğiz şimdi. Önce ee, halomorfik toprakla başlıyor arkadaşlar. Halo kurak demek. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerindeki toprak. Bakın öyle bir kuraklık var ki toprak çatlamış. Susuzluk, kuraklık. Bu yüzden halomorfik topraklar verimsiz. Zaten genel olarak verimsiz olduğunu söyledik. Tuzlu ve alkali toprak üzere iki ayrılıyor arkadaşlar. Yani çok tuzlu. Neden çok tuzlu hocam? Buharlaşma fazla, yağış az. Buharlaşma fazla, yağış az değerli arkadaşlar. Geldik. Ha, burada arkadaşlar alkali kalsiyum karbonatların e, tuz ve kalsiyum karbonatların üst üste birikmesi. Yani tuz aklınıza gelecek halomorfik toprak deyince. Geldik hidromorfik. Hidro su demek, sulu toprak. Yani ee, bataklık alanlarda görülen verimsiz toprak. Bakın şurası bataklık alan. Şuradaki çim üzerinde mouse gösterdiğim kısımda e, kesinlikle yürüyemezsin batarsın. Çünkü bataklık toprak hidromorfik toprak interzonal toprak olarak. Üçüncü interzonal toprak arkadaşlar kalsmorfik. Kal, karstikten kalkerden geliyor. Kireç taşı üzerine e, toplanmış e, verimsiz toprak bakın beyaz bir şekilde olduğunu da görüyoruz. İkiye ayrılıyor değerli arkadaşlar. Birincisi vertisol toprak. İkincisi de resina toprak. Vertisol ve resina toprak olmak üzere ne dedik? Kalsimorfik toprakları iki ayırdık. Hemen aile ile başlayalım. Vertisol toprak arkadaşlar. Eski göl tabanlarındaki topraktır. Bakın eskiden burada bir göl varmış. Şu kurumuş. Şurada gölün dibi. Eski göl tabanlarındaki toprak. Bu Şurası önemli arkadaşlar. Vertisol topraklara dönen topraklar da denir. Neden dönen topraklar denir? Tam da oraya yazdım arkadaşlar. Belirttim. Yağışlı dönemlerde toprak şişiyor ama kurak dönemlerde çatlıyor. Çatlaklar arasında toprak doluyor. Şurada gördüğünüz bu çatlaklar arasında toprak doluyor. Yağış döneminde toprak şişmesine geri çıkıyor. Tekrar doluyor, tekrar geri çıkıyor. Bu yüzden dönem topraklar olarak adlandırılıyor. Türkiye'de Trakya arkadaşlar. Şöyle kodlayalım. Verti sol. Haritanın sol üst köşesi sol. Trakya Ergene Ovası'nda görülür. Üzerinde ay çiçek tarımı yaptığımız topraktır. Üzerinde Ayçiçek tarımı yaptığımız topraktır. Geldik. Son toprak türümüz arkadaşlar. Redzina toprak. Kireç taşının yaygın olduğu alanlarda görülür. Bakın şuralarda e, kireç taşının yaygın olduğu topraklar. verimli topraklar olarak da adlandırıyoruz. Evet arkadaşlar. Böylece topraklar konumuzu da bitirdik. Unutmayın. Bol bol soru çözerek konuyu pekiştirmemiz gerekiyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.